Bu duvarda ne yazıyor arkadaşlar? Nerelisin dedi, Türkiye dedim. Nerelisin diye sordu. Bu buranın geleneksel yemeği. Ben de dedim Türkiye. Yıldızlı gece. Sana dedi tatlı ısmarlayayım. Bir Yunan düğünü. Yok dedim, dondurma ısmarlayayım. Dondurmalı tatlı ısmarlayayım. Yunanca bilen arkadaşları yoruma bekliyorum. Abi bana cacık ısmarladı. Bakın ne yazmış. The mosque is very old, perhaps 500 years old. Kapıda kilit var. Tel örgüler var. Maalesef içeriye giremiyorum. Osmanlıca bilen arkadaşları da şimdi yoruma davet ediyorum. Herkese merhabalar. Otobüse bindim abi. Şoför bana imam bayıldı diyor. Nerelisin dedi, Türkiye dedim. Aa kardeş, arkadaş, arkadaş diyor böyle. Hemen gülmeye başladılar. Hepsi böyle aralarında konuşuyor. Aa Türkiye'liymiş falan. Arkadaş, arkadaş diyorlar. Çantayı şuraya koydum. Birazdan Drama'ya doğru yola çıkıyoruz. 3,5 euro tuttu. Kavala'ya elveda diyelim. Güzel Kavala. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet, Drama'ya geldim bu otobüsle. Burası Drama. Yine kahve oynayan dayılar görüyoruz. Çay bahçesi. Her zamanki gibi her yerde bir kahve satan dükkan görürsünüz. Yunanistan kadar kahveyi çok seven bir ülke görmedim. Yani Latin Amerikalılar da dahil buna. Yunanistan kadar kahve meraklısı bir toplum hiç görmedim. Her yerde kahveler var. Tavla oynuyorlar. Ve sürekli kahve içiyorlar abi. Kahveye çok meraklılar. Biz Türkler mesela en çok çayı severiz. Yunanlar da en çok kahveyi seviyor. Ama kahvenin her çeşidi var burada. Özellikle Freddo Cappuccino, Freddo Espresso dedikleri o buzlu yapılan kahveleri çok seviyorlar. Greek Coffee dedikleri Türk kahvesinin aynısı olan kahveyi çok seviyorlar. Onun dışında da işte Frappe çeşitlerini falan seviyorlar. Burada o kadar cappuccino, latte, macchiato falan o kadar çok tutmuyor. Ama işte kendi çıkardıkları o Freddo Cappuccino, Freddo Espresso çok tutuyor. Tam bir kahve meraklısı millet. Sürekli bütün gün kahve içsinler, hiç bıkmıyorlar abi. Burada Uluslararası Drama Kısa Film Festivali varmış. Daha önce Bulgaristan'da da karşıma çıkan İstikbal Mobilya burada Yunanistan'da da karşıma çıktı. Şimdi bir parka geldim. Su parkı diye geçiyor burası haritada. Agia Barbara Su Parkı. Bu duvarda ne yazıyor arkadaşlar? Yunanca bilenleri yoruma bekliyorum. 1821'de bir şey olmuş. Parkın girişine yazmışlar. Su Parkı. Agia Barbara. Burası diğer kapısıydı. Tam karşımızda Van Gogh'un ölümsüz eseri Yıldızlı Gece'yi görüyorsunuz duvarda. Vincent van Gogh, Yıldızlı Gece, Starry Night. Burada nehrin kenarında insanlar oturmuşlar böyle, aileler. Her zamanki gibi kahvelerini yudumluyorlar. Suyun içine doğru yatmış ağacın güzelliğine bakın ya.
yeryüzüne paralel gitmiş, sonra yükselmiş dalları. Karşıda da Drama Uluslararası Kısa Film Festivali afişini görüyorsunuz. Böyle bazı yerlere sinemalar yapmışlar. Şu ağacın güzelliğine bak. Her tarafını sarmaşık kaplamış. Şu ilerideki ağaçlar da öyle. Köprüler yalnız bayağı dandik. Tahtalar çok eski. Her an kırılabilir. Benim de yüküm bayağı ağır şu anda. Bu yükle her an şöyle tahtadan içeriye girebilirim. Çatır diye kopabilir. Her tarafta abi böyle ördekler, kazlar çıkıyor karşıma. Şehrin ortasında güzel bir doğal alan oluşturmuşlar. Daha doğrusu doğal alan varmış. Üstüne şehir kurmuşlar ama doğal alanı böyle bırakmışlar. Drama'daki bu alanı UNESCO koruma altına almış. Parkın girişinde böyle yazıyor. Buraya küçük küçük evler yapmışlar ördekler, kazlar için. Şuradaki evlere bakar mısınız ya? Karşıda bir de halı asmışlar. Tam bir eski Türk sokaklarından birine benziyor. Eski ile yeni bir arada. Tarihi bir binanın yanında modern bir bina çıkıyor karşınıza. Burada yine eski evler. Şurada eski evler. İçlerinde böyle kafeteryalar, kahvehaneler, restoranlar. Müzikli bir sokak çıkıyor. Eski bir kilise çıktı şimdi karşıma. Burası da Drama'nın şehir meydanı. Sol tarafta kemençe çalınıyor. Yunan bayrağını görüyorsunuz. Şu anda kimsecikler yok. Hava çok sıcak. Herkes gölgede kahvesini yudumlayıp tavla oynuyor. Sohbet ediyor. Drama böyle küçük bir şehir. Otobüse ben şuradan binmiştim. Şimdi yine oraya gidiyorum. Burada kalmayacağım hiç Drama'da. Tanıdık kimse de yok. Instagram'dan da yazdım. Günlerce yazdım. Drama, Seres, Selanik. Kimse var mı diye. Kimse çıkmıyor. O yüzden Drama'yı böyle çabuk geçiyorum. Buradan Seres'e gidiyorum. Seres'ten de Selanik'e geçeceğim. Selanik'te kimse olsun olmasın önemli değil. Şöyle bir 3 gün kalırım orada. Çünkü atamızın evine gideceğim. Selanik şehri de Yunanistan'ın en güzel şehirlerinden birisi. Yunanistan'ın en büyük ikinci şehri. Ayrıca birçok Yunan'ın söylediğine göre Yunanistan'ın en güzel şehriymiş. Yani Atina'dan falan birçok şehirden daha güzel olduklarını söylüyorlar. Bazıları da en güzel şehir olarak Kavala'yı söylüyorlar.
Artık o sizin yorumunuza kalmış. Görüyorsunuz hepsini tek tek. Sonra bir yorum yaparsınız en güzeli hangisi diye. Şimdi Seres otobüsünü bulmam lazım. Umarım çok zorlanmam. Çünkü Yunanistan otobüs sistemi pek güzel değil. Belki otobüs bile yoktur Seres'e, bilmiyorum. Yoksa artık direkt Selanik'e geçerim buradan. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde. Düşmüşüm gurbet illerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce. Yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle. Yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. Herkese merhabalar. Bugün Seres'teyiz. Seres, Batı Trakya'da eski bir Osmanlı şehri. Bugün günümüzde Türkçe konuşulmayan ve fazla Türk etrafta göremeyeceğiniz bir şehir. Ama Osmanlı tarihinin eserlerini, kalıntılarını görebiliyoruz. Seres'te ilk kez Yunanistan'da modern bir terminal görüyorum. Burada bildiğin Türkiye'deki gibi bir terminal yapmışlar abi. Kocaman bir bina. Bilet alıyorsun içeride gişeden. Ondan sonra buradan otobüse biniyorsun. Evet, burası Seres otobüs terminali. Şimdi terminale büyük çantamı bıraktım. Bu küçük çantayla hafif hafif yürüyorum böyle. Seres'i dolaşacağım. Böyle sazlıkların arasından geçip, şurada bir site var, onun da arasından geçip şehre doğru gidiyorum. Sonra geri geleceğim. Saat 7.30'da Selanik'e otobüs varmış. Şu anda saat 4.30. 3 saat vaktim var. Bir de bir restorana oturup burada geleneksel Balkan Trakya yemeklerini sizlere göstermek istiyorum. Seres, annemin babaannesinin doğup küçükken birkaç yıl yaşadığı yer. O yüzden annem bana mutlaka Seres'e git dedi. Ben de buraya geldim. Burada eskiden Türkler yaşarmış ama şu anda Türkçe konuşan pek yokmuş. Bana bunu Gümülcine de söylediler. Drama, Seres, Kavala, Selanik, buralarda eskiden hep Türkçe konuşulurmuş. İskeçe'den doğu tarafına gittiğinizde Gümülcine dedi, Ağaç, İpsala, buralarda hep Türkçe konuşanları görebiliyorsunuz. Türklerin çoğu Yunanca da biliyor ama yaşlı kesim sadece Türkçe konuşan insanlar da var. Şimdi Seres'te ara sokaklarda yürüyorum. Gördüğünüz gibi apartmanlar hep İzmir'e benziyor. Tek fark İzmir'de ay yıldızlı, kırmızı beyaz bayrağımız asılı. Burada hep gördüğünüz gibi Yunan bayrakları asılı. Daha önceki videoda da söylemiştim Kavala'da. Yunanlar bayrak asmayı çok seviyorlar. Aynı bizim İzmir halkı gibi, İzmir'de en çok Türk bayrağını görebileceğiniz Türk şehri. Ama Yunanistan'ın genelinde bu bayrak asma adeti var. Şimdi sizlere tarihi bir Osmanlı camisini göstereceğim. Google Map'te bu caminin altında şöyle bir açıklama var. Yıllardan beri restorasyon hala bitmedi yazıyor. Restorasyonu hala bitmeyen Türk camisini şimdi göreceğiz. Burada apartmanlar tam caminin karşısında duruyor. Ağaçlar şu anda kapatıyor.
Ve evet, minaresi yok. Bu şekilde günümüze kadar gelmiş. Etrafını yine çevirmişler tellerle. İçeri herhalde girilmiyor. Bayağı eski bir Osmanlı camisini görüyorsunuz Seres'te. Buraya caminin bahçesine de eserleri koymuşlar. Burası caminin ana giriş kapısı. Maalesef içeriye girmek yasak. Caminin ismi Google Map'te Yunanca yazdığı için Türkçe adını bilmiyorum. Maalesef içeriye giremiyorum. Yunanca bilen arkadaşları yoruma bekliyorum. Evet. Yunanistan'ın bu yaklaşımını anlamak gerçekten çok güç. Yani şunun kapısını açsanız, buraya turistler girse, hadi ibadeti geçtim, müze olarak burayı sergileseniz, bir Osmanlı mirası, eski tarihi bir cami olarak. Yani ben şu anda girerdim mesela, giriş ücretini de öderdim. Buraya girerdim, içeride çekim yapar çıkardım. Ama maalesef turizme kazandırmayı da düşünmüyorlar. En azından Osmanlı camilerini bir kültür mirası olarak korumaya almışlar. Etrafını çevirmişler, kimseyi sokmuyorlar. Buna da şükür diyelim. Yani ileriki yıllara bu miraslar kalmaya devam edecek. Belki ileride bir gün kültürel olarak burayı açık tutacaklardır. İbadet olur mu olmaz mı orası ayrı tabii. Kim neye inanır neye inanmaz. Burada Müslüman yaşıyor mu? Namaz kılan var mı onu da bilmiyorum. Ama sonuçta bu bir kültür mirası. Yani bunu gelip turistlerin görmesi lazım. İçeriye girip fotoğraf çekmeleri lazım. Ama işte Yunanistan'ın yaklaşımı şu anlık böyle. Bakalım ileride ne olur bilmiyorum. Şimdi burada bir cami daha görünüyor. Oraya gidiyorum. Şöyle bakın ne yazmış. The mosque is very old, perhaps 500 years old. Cami diyor çok eski, belki 500 yaşındadır diyor. Caminin adını okumaya çalışıyorum. Yunanca bilmiyorum hiç. Ama şu zannederim Ahmet demek. Ahmet Paşa Cami. Ama şu ilk baştaki kelimeyi anlayamadım. Tetanoz Ahmet Paşa Cami mi diyor, ne diyor anlamadım. Yunanca bilen arkadaşları yoruma bekliyorum. Caminin adını öğrenelim. Evet, Osmanlı mirası bir caminin kalıntılarıyla karşılaştım şu anda. Abi, yazılar olduğu gibi aynen duruyor. Osmanlıca bilen arkadaşları da şimdi yoruma davet ediyorum. Bakalım burada ne yazıyor? Lütfen bize tercüme edecek bir arkadaş var mı? Şöyle biraz daha yaklaştırıyorum. Bütün işlemeleri mermer üzerindeki dekorasyon olduğu gibi duruyor. Günümüze kadar gelmiş. Çok güzel yapılmış ya. Çok estetik. Şu pencereyi taşlarla doldurmuşlar. Böyle şehrin ortasında şöyle buraya araba parkı yapmışlar abi. Önünde bu duruyor. Yani hiç kullanmayı bilmiyorlar. Ya bu kadar güzel bir eser var elinde abi. Aç işte turizm. Kullan bunu. Tanıt insanlara. Rehber getir, tanıtsın. Gezdir buraları. De ki bak bizde yaşayan Müslüman bir nüfus var. Önceden buralarda böyle böyle eserler bırakmışlar falan. Böyle resmen terk edilmeye bırakılmış. Cami o kadar kendi haline bırakılmış ki, hani kubbesinde çimenler, otlar, hatta ağaç çıkmış abi. Burası da arkadan görünümü bu
pencereli duvarın. Ya bunun orijinal halini görmeyi çok isterdim şahsen. Eskiden nasıl görünüyordu acaba? Bu 500 yıl belki de geçmişi var denilen, Google'da öyle yazan camiye doğru gidelim bakalım. Ama ben hayatımda bu kadar bakımsız bir cami hiç görmedim ya. Yani çok eski camiler gördüm. Daha eski, 500 yıldan eski camiler gördüm. Ama bu kadar bakımsız bir cami ilk kez görüyorum. Yani kubbesinde ağaç çıktığına göre herhalde çok uzun yıllardır hiç kimse kullanmıyor burayı abi. Evet, şu anda camiyi görebiliyorum tamamen. Görüyor musunuz? Kubbede otlar var, ağaçlar var. Her tarafından doğa ele geçirmeye başlamış yani. Bu caminin adı Ahmet Paşa Camisi. Aynı zamanda diğer adı Mehmet Bey Camisi. Adını bu camiyi yapan kişiden alıyor. Ahmet Paşa Gedik'in oğlu tarafından yapılmış. 15. yüzyılda yapılmış ve bu cami Osmanlı mimarisinin geleneksel bir eseri olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Buraya Yunanlar yazmışlar. Teşekkür ederiz. Bilgi için sağ olun. Kapıda kilit var. Tel örgüler var. Evet, içini görebiliyorum. Hiçbir şey yok abi içinde. Ne yazılar var, hiçbir şey yok. Avize yok, hiçbir şey yok. Terk edilmiş, önemsenmemiş. Aslında da çok güzel duruyor. Bir de doğa onu ele geçirmiş. Evet. Buradan tekrar şehre dönelim. Burada benden başka bu camiyi çeken, görüntüleyen çok fazla insan olmamıştır herhalde. Etrafta böyle evler var. İnsanlar da bana garip garip bakacaklar şimdi, bu ne yapıyor böyle diye. Gezerken otobüste bir Türk'e rastlamıştım. Batı Trakya Türk'üydü. Yüzünün görünmesini istemeden benimle konuşmuştu. Hatta konuştuklarımızı kayda almıştık. O mesela diyordu ki, yani eğer bir yerde cami yoksa ve Türkler yaşıyorsa demek ki o Türkler camiye gitmeyen Türklerdir. Cami yapılmasını istemiyorlardır. İsteselerdi kendileri yaparlardı diyorlar. Demin bir adam geçti yanımdan. Ona dedim ki caminin önünde bir fotoğrafımı çeker misin dedim. No 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 yaptı böyle. Benim dedim fotoğrafımı çek dedim. No 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 yaptı. Ulan sadece fotoğrafımı çekeceksin. Niye bu kadar tırsıyorsun? Yunanistan'ın her yerinde bu kumarhanelerden görebilirsiniz. Böyle içeride kumar oynanıyor. Bunun üstünde onan yazıyor ama bu opap diye okunuyor. Oradaki N harfi gibi olan şey P. Opap. Böyle içeride işte kumar oyunları var. Kollu makineler var. At yarışı, mat yarışı, işte iddia, loto, toto. Her şey var. İçeride çekim yapmak yasak. Ki benim de en az ilgimi çeken şeydir hayatta. Böyle kumar, kumarhane. Yani Las Vegas'a gidip de böyle 20 dolarlık falan oynayıp ondan sonra sıkıldım tamam yeter diyen bir insanım. Hani o da sırf adet yerini bulsun diye böyle 20 dolar hani gelmişken bir oynayayım. O kadar yani. Yıllarca benzinlikte çalıştım. Benzinlikte kasiyerlik yapıyordum. Ve kazı kazan gibi bir şeyler vardı orada böyle. Müşteri gelirdi, kazırdı. İşte diyelim ki 50 dolar çıktı, bir daha oynar. Yine kazır. Çıktı, çıkmadı, bir daha oynar. Yine cebinden para verirdi. Onların öyle bir günde 3000, 5000 dolar para kaybettiklerini görünce böyle çok saçma, çok üzücü geliyordu bana yani. Şimdi bir restorana geldim. Restoranın adı Capio Tucosi.
Capio şarapların bulunduğu mahzenlere verilen isimmiş. Böyle fıçıların bulunduğu mahzenlere verilen Yunanca isimmiş. Capio to Kosi. Kosi de buranın adı. Burada eski Seres resimlerini görüyorsunuz. Ben burada bir bagiordi diye bir şey sipariş ettim. Yani fırında domates ve peynir. Bir de kontosuli diye buranın özel bir yemeği varmış. Geleneksel bir yemekmiş. Seres'e özgüymüş, buralara özgüymüş. Ondan sipariş ettim. Bir de uzun zamandır, haftalardır bira içmiyordum abi. Mitos. Buranın ünlü birası, Yunan birası. Aslında ben Mamos'u daha çok seviyorum ama Mitos sipariş ettim. Uzo'ya bir süreliğine ara veriyorum. Yemekler geldi. Bu buranın geleneksel yemeği. Bu fırında pişmiş peynir, domates. Bunu da ikram etti abi bana. Bu cacık. Ama bizim Türkiye'deki cacık gibi değil, daha katı. Bir de ben pul biber istedim. Adam dedi pul biber yok dedi. Bu gobo var dedi. Dedim işte bu pul biber, aynısı dedim. Birayla beraber bunları şimdi yiyeceğim. Yemeklerin hepsi çok güzel. 10 numara bir yemek. Batı Trakyalıların damak zevkine bayıldım. Oo, düğün var bugün. Kilisede düğün var millet. Bir Yunan düğünü. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Demin gittiğim restoranda hesap 16 euro tuttu. Gördünüz, abi bana cacık ısmarladı. Hesabı verirken nerelisin diye sordu. Ben de dedim Türkiye. Sana dedi tatlı ısmarlayayım. Yok dedim. Dondurma ısmarlayayım. Dondurmalı tatlı ısmarlayayım. Yok dedim, teşekkürler dedim. Her zaman zaten böyle Yunan restoranlarında yiyip içtikten sonra bir şey ikram ediliyor. Ama Türkiye sözünü duyduklarında gerçekten hepsi hizmette kusur etmeyeyim, aman bir yanlışım olmasın, aman bu adamı güzel ağırlayayım diye uğraşıyorlar. Bana sorarsanız asıl milliyetçilik de budur. Asıl milliyetçilik ülkenin adını güzel tanıtmaktır. Ülken için güzel şeyler yapmaktır. İnsanlara güzel davranıp onları iyi ağırlayıp tekrar gelmelerini sağlamaktır. Bir turist ülkesine döndüğü zaman ben Yunanlılardan kötülük görmedim, bu insanlar iyi insanlardı diyorsa, bunu yapan insan milliyetçi insandır. Yani Türkiye'de de yabancı birisine kötü davranmak milliyetçilik değildir. Yabancı birisine misafirperverlikle davranmak, güzel davranmak, onu iyi ağırlamak, ona ikramlarda bulunmak milliyetçiliktir. Çünkü ülkene döviz getirmiş oluyorsun, ülkenin adını, itibarını korumuş oluyorsun. Birisini sokakta döversen bu nasıl bir itibar olacak? Kim bir daha gelir ki öyle bir ülkeye? Demek ki Türkler çok güçlüymüş, öyle mi diyecekler yani? Milliyetçilik o değil abi. Bugünlerde şu anda Yunanistan'la Türkiye arasında bir gerilim var. Yunanistan haberlerinde her gün
bir numaralı haber Türkiye. Türkiye'ye bize saldırır mı, saldıracak mı, hep bunu konuşuyorlar. Türkiye tarafı da bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Buna rağmen buradaki insanlar benim Türkiye'den geldiğimi duydukları zaman bana böyle misafirperverce yaklaşıyorlar. Arkadaşça, dostça yaklaşıyorlar ve ikramlarda bulunuyorlar. Çoğu esnaf bana Türkiye'den geldiğimi duyduktan sonra diyor ki iyi geceler, iyi günler, merhaba, arkadaş, imam bayıldı, tanışalım edelim gibisinden güzel dostane şeyler söylüyorlar. Bu iki devletin arasındaki gerilim zaten halkların arasında yok. Bu gerilim tamamen politikacıların arasında var. Bunu Batı Trakya'ya gittiğimde bana bütün Türkler söyledi. Biz birbirimizi seviyoruz. Yunanlı da Türk de aynıdır. Biz aynı kültüre sahibiz. Sadece dillerimiz farklı, inançlarımız farklı. Aynı türkülerle, aynı şarkılarla büyümüş insanlarız. Aynı yemekleri yemiş insanlarız diyorlar. O yüzden politikacılar sadece bunu bozmaya çalışıyor diyorlar. Selanik otobüsüne bindim. İşte burası kaldığım hostel Arabas. Have you seen this building? Come check this out. Kafamız da güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl böyle? Turistler evinize dönün. Göçmenler hoş geldiniz.